Nasıl, beğendiniz mi? Biraz renkleri bana, ben daha açık böyle beyaz, evet, ferah, evet, seviyorum. Hı hı. Şimdi yastıklar sarı, o, evet, yeşil, o kahverengi, perdeler kırmızı. Evet. Arkada pembe puf. Evet. Ben çok renkli bir insanım o yüzden. Anladım. İç dünyanı dışarı, evet, yansıttın. Evet, iç dünyanı dışarıya yansıttın. Oturabiliyor muyuz? Tabii ki, tabii ki, buyurun. Kadir, ezildi olduğun için oturabiliyorsun. Bunu da unutma. Anladım. Vallahi pantolonu bak. Yıkanmış, ütülenmiş ve bende de şöyle bir adet vardır. Mesela bu pantolon bugün senin evinde giydim ya, bir daha götürüp asla dolaba atmam, o makineye atılır. Ay, çok güzel. Hani öyle, aman şey, üstüne bir şey dökülmedi, bir daha giyerim, öyle bir şey asla bende yoktur. Aynen. Temiz, yıkanmış, ütülenmiş. Tamam, zaten Kadir ezildesiniz. Allah razı olsun. Peki, seni kim götürdü hastaneye? Aslında ben lisede çok, gerçeğini söylemek isterse, dağınık bir insandım. Liseden sonra ben de böyle takıntı başladı. Ondan sonra ben de böyle evi temizleye böyle baktım, çok ileriye gitmeye başladı artık. Zaten o ipin ucu bir anda, evet, yavaş 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 kaçıyor. Aynen. Yani 2013 yılında da doktora gittim, psikiyatriste gittim. OKB teşhisi konuldu, temizlik hastalığı. Bir ben gidip o teşhisi koydurtmadım kendime. Beni de çok götürmek istediler, evet, ama bende şöyle bir psikoloji var, hala devam ediyor. Sanki doktora gittiğimde bana bir ilaç verdiğinde ben o ilacı içtikten sonra bir anda yıllardır o temizlediğim her yer batacak, ben pasaklı biriymişim gibi olacağım ve bütün emeğim bir anda uçacakmış gibi hissediyorum. O psikolojiyi yenemediğim için gitmedim yani, de doktora yani hiç. O şekilde de oluyor. Ben oluyor mu? Oluyor. Ben salıyor musun ilaçtan sonra? Yani bazen mesela akşam yatmadan kesinlikle evi temizlemek zorunda hissediyorum kendimi. Ama ilacı kullandıktan sonra akşam yatarken böyle çok şey yapmak zorunda kalmıyorum. Ama işte çocuğun da var evde, ona, evet, da vakit çocuğum, ayırman gerekiyor. Evet. Şimdi eşim burada, bizim çok böyle yarışmacımız vardı daha öncesinde. Eşlerin en büyük şikayeti, ya ben karımın yüzünü göremiyorum. Evet. Ben işten gelmişim, ben burada oturuyorum, o saatlerce bulaşık yıkıyor, evet, mutfakta. Ve bu yüzden boşananlar var. Aa, yok, biz çok iyiyiz. Hı. O beni artık anladığı için... Ha, sana tepki göstermiyor yani, anlayış... Tepki göstermiyor. Bak, bu çok güzel, ama bir şey çok işte. Çok anlayışlı bir insan. Peki ev işinde yardım ediyor mu? Eder, ama onun arkasından tekrardan ben yaparım. Peki uç nokta nedir sende? Yani böyle yani, inanılmayacak derecede var mı bir takıntın, bir şeyin? Takıntım camlar var. Cam silmekten hiç hoşlanmıyorum. Yani kendim silmiyorum, bayan tutuyorum. Peki şimdi beş hanım evine gelecek. Evet. Artık saçları açıkta olan hayır, var. Hayır, bone takacaklar. Nasıl mutfağına bone takacaklar? Mutfağına girerken bone takacaklar. Belki kabul etmeyecek, kadın diyecek ki ben 80 yılda bir televizyona çıkmışım, senin yüzünden kafama boneyle hayır, mi geleceğim evde? O zaman evde? Mutfağına giremezler. Çünkü ben orada yemek yapacağım. Hadi kıl, saç kılı veya başka bir şey dökülürse yemeğin içinde saçınız. Yani aslında açıkçası ben mutfağıma kendimden başka kimsenin girmesinden hoşlanmıyorum. Anladım. Orayı kendine bir, evet, dünya kendim, yaptın. Aynen. Peki. Ama en çok sevdiğim... En çok sevdiğin? En çok sevdiğim onlar gittikten sonra temizlik yapmak. Şimdi temiz olduğunu söyledin. Okey, amenna. Biraz da biz detaylara bakalım. Ya en köşesinden çıkarttınız siz. En köşe benim işim. O benim işim. OKB teşhisim yoktur ama. Kadir, ben şu an resmen şoktayım. Çünkü Sevgi Hanım bana ben havayı bile süpürüyorum demişti. Evet, havayı bile süpürüyorum, havayı ama onun arkasını Sevgi süpürmeyi unutmuşum. Aa, şok üstüne şok vallahi. Ben de şoktayım şu an. Bunu beklemezdim şahsen. Tamam, onu sadece onda vardır. Emin misin? Evet. Bak, başka bir yerde daha bulurum. Hayır, bulamazsınız. O kadar eminim. Dilek Hanım, izninizle size bu boneyi takdim edeyim. Tabii, olmazsa olmaz. Aa, ama olmadı ki. Saçlarınızın çoğu dışarıda kaldı. Ne olacak böyle? Görmeden olur. Öyle diyorsunuz ama kadın hastaymış işte. Siz de duydunuz. Nasıl? Dilek Hanım, durun bir dakika. Sırtınızda bir şey var, onu bir alayım. Aa, o ne? Ne oldu kız? Niye şaşırdın öyle? Dilek Hanım'ın sırtında saç vardı. Saç varmış. Kimin sırtında? Yok, aldım. Ha. Kadir, böyle olur mu sence? Bu şey kötü. O nasıl saç toplamak, öyle yarısı içeride gel. Ne yapalım evet, evet. Sen dön dön. Ya görmeden. Gözün kör olmaz. Sevgi Hanım, neredesiniz? Gelsenize buraya. Bak bak. Çabuk sok, çabuk, çabuk. Yalancı. Bu bonenin tüm saçları kapatması gerekiyor değil mi? Evet evet. Evet evet. Saçını yani, yarısı ben kurallara uyuyoruz. Yani yoksa hiçbir sıkıntı yok değil yemeğimin mi? Yemeğimin içine, evet, falan çıkmasını istemiyorum. Sonra bu kıl ne demeyin bana. Tam benim ilkokulumdaki büfeciye benzeri vallahi. Vallahi billahi sus. O zaman bakıyoruz. Şöyle. Buyurun efendim. De yok, kıl nasıl içine girecek çünkü yani, merak yani. Ettim.
kadar çetilse. Ben dedikodu sevmem. Siz de sevmezsiniz eminim. Dedikodu çok kötü bir şey. Bu bilgi alışverişi. Şimdi OKB teşhisi konmuş. Saça kalatüye takılmış da. Kaymakama mührü gibi zank zank. Yok arkadaş, en önemli şeyi unutmuş yani. Aa, ay git çıkmıyor. Elim yapıştı. Baksana bak. Sen bir de kafe işin. Yani. Bak temizliği bak. Yani şunu, ben temizlik hastasıyım deyip de bunu çıkartabiliyorsam... Yemin ederim Uğur Dündar görse mühürler. Buraya da çiçek koymuş ama ne fayda? Üstüne tüy yok demişim. Yani bu her gün bir kere silinmesi gereken bir ürün. Dedim ki ben dedim bunu atacak olsa bir saat bile tutmam. Hemen elimden aldım. Beni rahatsız ediyorsa zaten tutmanın bir anlamı yok. Hayır, bu aynen kadar takıntılıyken yani. Normal bir insan olursun. Aman aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Lütfen size de söylüyorum, aramızda kalsın sakın lütfen. Aramızda kesinlikle kalsın. Buralarda sıkıntı. Görüyor musunuz? Aa, abartmayın canım, orada bir şey yok. Gözün kör olmasın seni. Hadi biz gidelim, siz dilediğiniz gibi inceleyin. Küfürlemeyin. Böyle hastalığı olan bir insana bu ev hiç yakışmadı. Gerçekten birçok yerde toz vardı. Özellikle elime aldığım nar ekşisi şişesi elime yapıştı. Yani kullanmıyorsan, yıkayamıyorsan atarsın ama yine onu mutfakta barındıramazsın. Böyle rahatsız olan bir insanın evinin daha sakin, daha dingin, eşyalarının daha minimalize olması gerekiyor. Acaba başka bir rahatsızlığınız mı var Sevgi Hanım sizin? Kendine geldin ama değil mi? Bir kendine geldin. Fazlasıyla geldim Kadir. Arada sana böyle yapmak lazım. Evet. Hanımlar puanlarını verdi. Sırayla almak istiyorum. Şükür Hanımcığım buyurun. Bugün Sevgi Hanım'ın hamar hattına kaç puan verdiniz? 5 puan verdiniz. 5'in kaçı temizlik, kaçı yemek? İkisi temizlik, üçü yemek. İki temizlik, üç yemek. Temizliğine 2 puan geldi. Ne diyorsun? Bence çok düşük. Peki. Buyurun hanımefendi. Yeliz Hanım'dan alalım puanı. Şimdi öncelikle tekrar söylüyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Neticede verilen bir emek var. Benim puanım 7. Yedinin de 4 puanını temizliğinize veriyorum. 3 puan da tekrar gene hazırlamış olduğunuz sunumlarınız için verdim. Birkaç tanesi belki güzel olmamıştı ama onun içinde bir emek vardı. Peki Dilek Hanımcığım buyurun kaç puan verdiniz? Kendisi bize dedi siz şimdi yandınız. O ne kadar hakkaniyetsiz bir yorum yapsa da ben ona hakkını veriyorum. 4. 4 puan. Bayağı hakkımı vermişsin yani bayağı. 2 puan temizliğine. Sen benden puan bekleme. Onu gözlerinden anlayabiliyoruz zaten evet şu anda. Evet, son puan olarak Sibel Hanım'ın puanı geliyor ve Sibel Hanım'ın puanı ile birlikte bakalım haftanın ilk günde toplam kaç puan ulaşacak Sevgi? Evet Sevgi Hanım, ben şu son kelimeden sonra kaldırmaya korkuyorum ama... 3 mü? Korkunun eceli faydası yok. Evet, korkunun eceli faydası yok. 3 görüyorum. Tamam. Çünkü gerçekten... Siz de korkun. Yok hiç korkmuyorum. Ya ben biliyorum siz elektrik alamadım diye şey yaptınız. Siz var ya, sizin ne damak zevkiniz var, ne temizlik anlayışınız var. Hiçbir şey yok sizin. Kameralar gördü, ben bir şey demiyorum. İzleyenler görecek. Hiçbir şey, bir şey demiyorum. Kusura bakmayın. Teşekkürler. Yani... Konuşabilir miyim? Bitti. Yani o kadar... ne ya, neresi pis yani? Bu ev yaşanılmayacak derecede pis dersiniz. Ama 3 onu gösteriyor yani. Neye verdiniz? 1 puanlı temizliğe 2 puanlı yemeğe mi verdiniz? Yok hayır. Ya, ben 2 kere... puanlı yemeğe 1 puanlı da şey mi verdiniz? Temizliğe 1 puan verdim. Ha. Yemekte de taratordan kazandınız. Allah Allah. Öyle değil. Bak. Bu benim fikrim. Bir kere şunu hiç, ha, hiç kabul etmiyorum. Ya. Kabul şunu hiç kabul etmiyorum. Fazla. Ben cam silmeyi sevmiyorum. Ama sevmiyorum. Ben mükemmelim yarışmasına ya katılmak istiyorum. Sevmiyorum. Böyle bir şey yok. O zaman sevmiyorum. O zaman sevdiğim bir işe katılacaksın. Katılırım. Ben geldiğim zaman o camı göreceğim. Ben bana sor demedim zaten. Öyle bir şey demedim yani. Katılırım. İstediğini yaparsın, istediğin puanı alırsın arkadaşım. Üste çıkıyorsunuz. Yani. Ne yapayım? Altta mı ama kaldı? Ama burası bir enamarat yarışması. Yani ya arkadaş diyor ki ya ben şunu sevmiyorum, ben bunu seviyorum ama bana bu puanı verin. Böyle bir şey yok.
Öyle yanlış. Yanlış. Peki. Yani el vicdan. Toplamda 19 puana ulaştın. Eline koluna sağlık. Yemekler için yorumlarımı yaptım. Birazdan temizlik için de yorum yapıp ben puanımı vereceğim. Sevgi Hanım'ın evindeydik. Eline koluna sağlık. OKB teşhisi için bir şey diyemeyeceğim. Doktorunun teşhisi. Ama yalnız eve baktığımda bu kadar takıntılı olan birinin özellikle boneyle girilen bir mutfakta buzdolabının üstünün öyle olması beni dehşete düşürdü. Camları hiç söylemiyorum bile. Evet, cam silmeyi sevmeyebilirsin ama o rahatsızlık seni o cam silmeye iter. En kötü parasını verir, sindirirsin. O camlarla bu yarışmaya katılmamalıydı diye düşünüyorum. Misafirperverliğine geldiğimizde ise bugün onun evinde misafirdik ve diğer yarışmacılara karşı tutumu çok yanlıştı. Her yarışmacının yorumunun peşine bir şey söyleme gereğini de duydu ve bazen ciddi anlamda dalga geçer gibi oldu. Bundan ben de rahatsız oldum. Ve şimdi Sevgi Hanım'ın hamaratlığına, temizliğine puanımı veriyorum. Bu da şıklıktan dolayı. Çalışan bir bayanım ondan. Anladım. Toplu, kalabalık yok. Gelinin evi. Gelinimin evi. Sen gelinin eviyle mi katıldın? Evet tatlım. Niye? Çünkü benim tatlı bir kocişim var. Dedi ki olmaz, bizim eve kamera olmaz. Sen kamera karşısına çıkamazsın. Ha, gelinin evinde çıkabiliyorsun ben ama dedim, anladım. Hayır, ben de dedim ki ben her türlü çıkarım. Yani sen adama inat ettin. Dedin ki ben katılacağım, o kameraya çıkacağım dedin. Evet, çıkacağım oğlanın dedim. Evine geldin, dedin ki burada da olsa katılacağım. Aynen öyle. Peki adam bu bölümü izlemeyecek mi? Tatlım, yapmasaydın. Metin. Metin abi, sen bu kadınla iddialaşmayacaktın abi. Hadi. Hanımlara bunu söyleyecek miyiz? Söyleyelim, bizde yalan yok. Şimdi o zaman bu koskoğun altındaki düzen de geline ait. Evet. Kadir, yalnız bu şekilde olmaz ha. Başkasının eviyle yarışmaya katılınmaz. Peki seni Allah kahretmesin, bu kadın elemeye seçime gelmedi mi? Niye bu kadına bunu söylemedin? Bu an için söylemedim. Nasıl bu an için? Bak son dakikaya bırakmış her şeyi. Beni kalpten mi götüreceksin? Sibel Hanım, gerçekten kusura bakmayın ama biz bu şartlarda sizinle yarışamayız. Ne temizlik size ait, ne düzen size ait. Bu evin hiçbir şeyinde sizin emeğiniz yok. Biraz aslında montaj öyle gibi olacak. Şimdi düşün, ben kalkmışım Neslihan'ın evinde yarışmaya katılıyorum. Gene suç bunda. Gene suç bunda. Bu suç bunda da. Şu an ben de şu an öğrendim bunu. Ki bunu Sevgi duysa, sen daha hayatta o Sevgi'den ölsen puan alamazsın. Yemek konusunda, yani sonuçta yemeksiz yapacaksınız onu da amenna, ama temizlik ve düzen konusunda... Yok, olmaz Kadir. Şimdi neye puan vereceğiz? Puan verecek bir şey yok ki. Ne olacak? Ay, kadın hevesi de kaldı kursağında. Hevesi kursağında kalmış olabilir ama böylesi de etik değil. Yok, etik değil, orası amenna. Şimdi... Ama ben şimdi bir hata yaptım, boş bulundum, konuştum da... başında da otomatikman gelinimin evinde, eşimle iddialaştım, gelinimin evinde yapacağım demiştim yani. Sizinle tanışmak çok güzeldi. Sizinle ciddi, de öyle. Ciddi. Biz artık çıkalım mı? Metin'cim tatlım, kazandın mı diyoruz. Metin Bey'e selam olsun. Gene senin dediğin oldu. Ben de şok oldum şu anda. Ben de şoktayım şu yani, anda. Yani şunu söylemek istiyorum. Dün sofradaki konuşmadan dolayı ben bugün sizden bayağı ümitliydim. Ha, belki sizin eve gitseydik. Aa, çok da güzel hazırlanmıştım ama. Kadir, hadi gidelim. Aa. Elim boş dönüyorum. Şu an şok oldum. Ay, kadın orada öyle mahcup mahcup kaldı. Sibel abla, ciddi anlamda ben de böyle olsun istemezdim ama şimdi puan verirken de mecbur temizliğe de puan veriyoruz. Düzene, tertibe. Kadir Bey, buyurun. Sibel abla, hakkını helal et. Helal olsun tatlım, seninle konuşmak da varmış. Ben ne yapalım? Ben de çok memnun oldum. Çok da isterdim seninle yarışmayı. Yani ben de güzel hazırlanmıştım ama sağlık olsun. İnşallah kafene gelmek nasip olur. Bunun yemek. Sözünü isteyeyim bari. Tekrardan çok memnun oldum. Enerjin... Siz bizi neden böyle bir duruma düşürdünüz Sibel Hanım? Çok üzüldüm şu an. Yani o kadar ben üzüldüm. Ben de çok üzüldüm. Anlatamam. Hem eğlenecektik hem de güzel bir program çekecektik. Dün öyle güzel yorumlar yaptın ki dedim bir bu hafta Sibel ablayla çok güzel geçecek. Evren! Evren kim? Aa, ne oluyor? Evren'i çağırdım şimdi, her şey yoluna girer diyorum. Evren'e mesaj mı yolladık, anlamadım ben. Öyle bir inanışı var galiba. Evet evet, ben Evren'e mesaj yolladığım zaman her şey yoluna giriyor, mutlu oluyorum. Geliyor mu Evren'den cevap? Kız apartmandakiler uyanacak. Neredesin Evren? Aa, ciddi ciddi gidiyorum vallahi. Hadi canın sağ olsun bari, ne yapalım. Evren! Metin abi, kadının hevesi kursağında kaldı, gözünü seveyim. Biz ne yapacağız şimdi? Şaka yaptık Sibel Hanım. Bana bak, bana bak. Kız şu terliği fırlat şuna. Metin kazandı zannettim. Seni Allah kahretmesin. Ayakkabılarımı giydim, gidiyordum vallahi. İnandırdı. Herkes puanlarını verdi. Sevgi, bu yıl puanını açıkla. Bugün Sibel Hanım'ın hamaratına kaç puan verdin? 3.
demiş, teşekkür ederim. 3 bile yeter senden, onu da beklemiyordum. İnan 2-1 falan bekliyordum. 3'ün kaçı temizlik, kaçı yemek? Temizliğe hiç puan vermedim, sadece tatlısına puan verdim. Temizliğe hiç puan vermedim. Evet. Peki vermeme sebebin ne? Hiç puan vermeme sebebin? Çünkü en temiz olacak yerleri daha pis görmem. Benim şimdi için. Şunu söylemek istiyorum, yani en kötü eve bile 1 puan veriyoruz. Hı hı. Yani vermek zorundayız format gereği, onu bir başta belirteyim. Evet. Çünkü o evde girdik, yemek yedik. Eğer zaten bu ev sıfırlık bir evse biz ne bu sandalyeye oturabiliriz ne bu masada yemek yiyebiliriz. O zaman birini temizliğe verdim, ikisini de tatlısına verdim. Ama şimdi o bildiğin yalancı, yani kandırmaca gibi oluyor. Beni mi kandırıyorsun burada? Az önce 3 puanı direkt yemeğe verdin. Evet. 1 puanı temizliğe vermediğin için 0 verdiğini söyledin. Evet. Şimdi onun üstüne bir eklemen gerekiyor. Hayır, eklemeyeceğim. Şimdi az önce 3 puanı yemeğe verdiğini tamam. söyledin. Ama okay. Ben evi bir beğenmedim. Saniye. Bak, bir saniye. 3 puanı yemeğe verdiğini evet. söyledin mi? Aha. 4 arkadaş da bunu duydu mu? Türkiye'de şu anda şahit. Okey. Evet. Şimdi format gereği üstüne bir puan daha eklemek zorundasın. Bunu belirtiyorum. Değiştirebilir misin demiyorum. Eklemek zorundasın diyorum. Format gereği. Çünkü en az 1 puan vermek zorundayız temizliğe. Çok pardon. O bile fazla ama 4. 4 geldi. 1 puan temizliğe verdi. 3 puan yemeklerine verdi. İçime sinmeyerekten verdim ama. Peki. Dilek Hanımcığım buyurun, kaç puan verdiniz? Benim Sibel Hanım'a puanım 4. 4 puan geldi. Kaçı temizlik, kaçı yemek? 1 puan temizliğe. 3 puanı da yemeğe verdim. Yemeğe daha çok vermek isterdim. Sürede sıkıntı yaşadığı için kırmak zorundaydım. Şükrancığım buyur. Kaç puan verdin? Sibel ablaya puanım 6. Kaçı temizlik, kaçı yemek? 2 temizlik, 4'ü yemek. 2 temizlik, 4'ü yemek. 2 puanını temizlikten kırmış, 4 yemek. Peki Yeliz Hanımcığım, son puan geliyor. Yeliz Hanım'ın puanı ile birlikte Sibel Hanım'ın haftanın ikinci günü toplamda kaç puana ulaştığını göreceğiz. Buyurun evet, Yeliz Hanım. Tekrar eleştirebilirler ama Sibel Hanım'a puanım 5. Kaç temizlik? Bu 5'in ikisini temizliğe, 3'ünü de sofra düzeni ve ikramlara veriyorum. Teşekkürler, elinize sağlık. Evet. Evet, Sibel ablanın eline koluna sağlık. Haftanın ikinci günde bizleri ağırladı. Yalnız Sibel ablanın yemek konusunda birkaç hatası vardı. Özellikle böreği önden fırına ver dememe rağmen beni dinlemedi. Fırın konusunda Sibel abla tamamıyla hatalıydı. Bunun dengesini sağlaması gerekiyordu. Masadaki o sade salatayı kesinlikle beğenmedim. Keşke ona vakit harcayana kadar diğer çeşitleri daha güzel yapabilirdik. Temizlik konusuna geldiğimizde ise gelinin evi olduğu için bu husustan ben de puan kıracağım mecburen. Çünkü herkes kendi evinde yarışıyor ve ona göre puan veriyoruz. Hamaratlığını kendi evinde görebilirdik. Şimdi hamaratlığına ve temizliğime puanımı veriyorum. Evet, Sibel ablanın hamaratlığına puanımı verdim. Yarın Adanalı Şükran ablanın evindeyiz. Bakalım sessiz olan Şükran abla yarın hamaratlığı ile konuşacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Günaydınlar, merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, seni gördüm, daha iyi oldum. Oh, enerjin gayet güzel. Maşallah. Neşe de yerinde. Evet. Şükran abla, heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Dün dedin ki sohbet arasında evim gayet temiz dedin, hiçbir şey bulamayacaksınız dedin. Evet. Dün de öyle söylediler, ondan önceki gün de öyle söylediler. Ama ben kendimden çok eminim. Eminsin? Evet. Hazır mısın? Hazırım, hoş geldin. Ben de sana güveniyorum o zaman. Sana da merhabalar beyefendi. Sana da önce hanımefendiler. Ha pardon, buyurun. Hanımefendi günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Evet, gold detaylı duvar ki bunları yeni mi yaptın Şükran abla? Ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet. Nasıl yaptın bunu? Bir makinesi var böyle boyaya batırıp. Peki neden böyle bir baskı deseni istedin yani? Daha böyle sade yerine neden? Bir dakika, Şükran Hanım'ın zevkini mi tartışıyoruz? Estağfurullah, yok, sebebini sor. Bir yerde mi gördün, etkilendin? Bir yerde... Fitne sokma sabah sabah araya. Makineyi gördüm, beğendim, hoşuma gitti. Bir deneyeyim dedim, renk bu olunca sen devam. Sen her sokakta gördün, alıp eve getirdin. Hayır, bir arkadaşımda görmüştüm ama rengini düşünemedim ama bu renk de hoşuma gitti. Yok, kapılara uymuş, ben beğendim. Güzel olmuş ama bir önemli olan becerebilmek yani. Bunu her kadın yapamaz. Benim diyen boyacı bile yapamaz bunu. Deseninin hizasını tutturabilmek gayet güzel. Tek yaptığın dümdüz yukarıya çıkarmak. Abartacak bir şey yok bunda. Bir anda, ay pardon ablacığım. Bir anda senin bütün uğraşını adam tek kelimede hiç etti. Bu böyle. Bu böyle. 2 sezondur yaptığım onca işi tek cümlede çerçöp eder bu adam. Ben de şak şak yapıyorum. Benden niye korkmuyorsunuz? Alıştım ondan. Nereden başlayalım ablam? Şöyle mutfak yakın sanki ha. Mutfağı alayım size. Bir mutfağa geçelim, gel.
Hoş geldin Kadir'cim. Gel mutfağıma alayım seni. Hoş bulduk tekrardan. Evet, mutfağımız. Ama bu evde ne kadardır oturuyorsun? Üçüncü yılıma gireceğim. Üçüncü yılına gireceksin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bakayım şöyle bir. Oo, düzenimiz, dizaynımız gayet güzel bardakların. Teşekkür ederim. Bir sarma kokusu alıyorum sanki. Evet. Sana Adana usulü kuru dolma yaptım. Bayılırım. Gerçekten mi? Hem de gerçek Edana. Gayet şık dolaplarımız. Evet. Şekerliğimizi görüyorsunuz. Bir de küp şeker. Evet. Misafirlere küp şeker hazırlamış. Bayağı konuşulmuştu. Peki şimdi. Kadir'cim bakar mısın lütfen? Aa, bunun filtresi nerede kız? Filtreyi sökmüş. Vermiş filtresini. Görünmesin diye. Ya sen Allah kahretmesin, her sefer aynı espriyi yapıyor. Ya filtresi nerede abi onun? Şu adamın şu iğrenç esprilerine maruz kalıyorum. Ha burada sök. Kız bu ne kadar temiz filtre. Ona da laf edersin diye yıkıyor. Bu kaç senelik? Bu makine 7 senelik. Şaka yapıyorsun. Valla. Abla bu nasıl 7? Kız sen bunu yeni mi aldın doğrusu? Valla yok. Pazartesinden beri sirkeli suda bekletmiş onu. Abla bunu tuz geline bıraksan 3 ay yatırsan ancak bu kadar olur. Bu nasıl güzel bir ya filtre? Ya senden yana bunu duymak harika bir şey. İnanılmaz derecede güzel bir filtre. Evet. Yani sen o zaman eşyalarına sağlam bakıyorsun. Allah'a şükürler olsun. Acaba Sevgi buna bir şey der mi? Ay bilmiyorum ya. Kesin bir kulp bulacak. Ciddi anlamda çok güzel. Şimdi müsaade edersen bir şey bakmak istiyorum. O kadarı da olur ya. Ya Kadir ya. Dünkünden sonra gayet iyi. Bakalım Dilek bugün Şükran Hanım'ın hamaratlığına ve temizliğine kaç puan verdi? Buyur Dilek. Benim Şükran Hanım'a olan puanım 5. Kaçı temizlik, kaçı yemek? 4 temizlik, 1 yemek. 1 yemek. Evet. Şimdi bu hakkaniyetli bir puan mıydı? Hakkaniyetli. 1 puanı yemeğe neye verdin? Neye verdim? Yani yediğin her şeyi beğendin. Yedim her şeyi beğendim mi? Beğenmedin mi? En çok eleştiren ben. Hayır, sarımsak köfteyi beğendim. Sarımsağın fazla olduğunu söyledim. Peki köftenin kendisi nasıldı? Patatesin de limonu azdı salatanın. Şimdi 1 puanı yemekte nereye verdin? Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Patates 1 puan ne? Patates salatasına vermiş. Sunumu güzeldi. Tamam, 1 puan sunuma verdin. Okey. Yemekler nerede kaldı? Yemeklerde de kırdıklarımı söyledim zaten. Tamam da 1 puan sunumu beğendim dedin, ona verdin herhalde. Yani bak. Artı hepsi toplam içinde. 1 puanın içinde hem fellah köftesi, hem patates salatası, hem irmikli tatlı, ondan sonra cıma, börek ve diğerleri mi var? Evet ama ben beğenmediğimi açıkladım zaten. Patates salatasını beğendin ama. Limonu azdı. Patates salatasının limonu azdı. Tuzu da az olunca ne yapıyorsun? Puan mı kırıyorsun? Hepsinden kırdım. Bu sefer onlara haksızlık olur. Ya nasıl haksızlık olur? Ama şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Ben sana yapsam aynısına hoşuna gider mi? Zaten yapacaksınız. Hepimiz birbirimize bu şekilde. Nasıl onlardan yani? Herkes da aynı birbirine kastı kırdım. Olarak mı böyle ay, devam ediyor? Ay kastı yapmadım ki. Kırdım zaten. Sen kendi gününe mi oynuyorsun? Niye günümü oynuyorum? Oynuyorum günüme. Peki 5 puan verdi. Sibel Hanım buyurun siz açıklayın puanlarınızı. Şükran Hanım'a puanım 6. Kaçı temizlik, kaçı yemek? 3 yemek, 3'ü temizlik. 3 yemek, 3'ü temizlik. Ama evi bayağı temiz bulduğunuzu söylemiştiniz. Evi temiz buldum ama kendi yaptığına inanmadım. Eğer ki bu zamana kadar bu temizliği sen yaptıysan, yani ben yaptığına inanıyorum. Eğer sen yaptıysan şu anda bütün emeğin gitti. Evet, bütün emeğim çöpe gitti ve hakkımı yediğinizi düşünüyorum. Bu da haktır yani. Çünkü ben kendim yapayım. Niye yalan söyleme ihtiyacı duyayım ya da neden saklayayım sizden? Fırının bozuluğuna kadar söylüyorum. Böreği nasıl yaptığımı söylüyorum. Neden yok, onu söyleyeyim? Ben fellah köftesini hayır. Daha önce yemediğime rağmen puanını verdim. Bak, Sibel tatlıyı, abla. Sibel abla. Çikolata kocaman kadınsın. 49 evet, yaşındasın. Evet. Sen şimdi insana baktığın zaman esnafsan, ben esnafım, anlıyorum zaten. Yalan mı söylüyor? Malı alacak mı almayacak mı biliyorum. Sen şimdi bu evi benim temizlemediğime hani inanmıyorsun ya. Neden saklama hissi duyayım? Ben sadece sakladım yani ya da size saklamadım. Niye ispatlayayım? Şimdi şöyle bir ne şey. Için? Ben kapıdan girdim, oturdum. Normal temizlikten bahsedilirken hiç yan komşu piyasada yoktu. Otururken birden yan komşu çıktı. Ne olursa olsun, ne zaman ederse etsin. Ben yanında değilim ki, belki her zaman ediyor. Ben şahsen yardım aldığını düşünüyorum. Peki Yeliz Hanım buyurun, siz kaç puan verdiniz bugünkü hamaratla? Evet, Yeliz Hanım'a tekrar eleştiriler yağacak zannedersem. Çünkü 7, 5, 8 gibi devam ediyoruz. 8'in sebebini açıklayayım size. 4 temizliğe verdim. 4 de yediğim
lezzetlere verdim. Lezzetler ne derseniz, kurabiyeyi zaten katacağımı söyledim puanlamada. Fellah köftesini beğendim, patates salatasını beğendiğimi söylemiştim. İrmik tatlısını da beğendim. Puanlamam bu şekilde, böreği beğenmediğim peki için. Peki Dilek Hanım, sizin bir verdiğiniz yemeklere şu an 4 geldi. Ya sizin damak lezzetiniz yok ya Yeliz Hanım havadan puan veriyor. Bunu yok, biliyor, öğrendi. Yani, dün söylemişti Sevgi Hanım damakta teşekkür olmadığını. Bu programda da bunu öğrendim. Yani şu an demek ki. Anlamadığını da söylemişti. Şükran abla sen ne diyorsun? Bir taraf yemeğine bir puan verdi, bir taraf 4 puan verdi. Arada bir puan oynamıyor. Tam 3 puan birden oynuyor. Şimdi bu sıra sana da gelecek. Buyurun. Tabii ya ki. Bu sıra sana da gelecek. O zaman hakkaniyet nasıl bir şeymiş ya da hakkaniyetsiz nasıl hayır, şunu sormak, Yeliz ablacığım, Şükran abla, şunu sormak istiyorum. Sence Dilek yemekleri beğendi de bilerek mi kusur buluyor? Bilerek kusur buluyor. Yoksa Yeliz Hanım yemeklere bilerek kusur buldu. Bilerek kusur buldu. Söyledim ben fikrimi beyan ettim. Tamam işte bilerek kusur bulduğunu da söylüyorum zaten. Bilerek kusur bulmadım. Kurabiye puanlara dahil değildi. Değildi. Peki. Ama sizin elinizden çıkmış bir üründü. Elime aldım düştü. Ağzıma bile götüremedim. Bir şey soracağım ben Yeliz Hanım'a. Siz dün Sibel Hanım'a kaç puan vermiştiniz? 5 puan verdim. Kaçı yemekti? Ben Sibel Hanım'a da söyledim. Ev konusundan. Ev tamam, evde kaç puanını yemeğe kaç puan üç vermiştiniz? 3 puan yemeğe verdim. Onun yemekleri, bunun yemekleri aynı mıydı? Sizinle bir şey söyleyeceğim. Benim, 5 puan verdi. Sizinle benim damak zevkim aynı mı pardon? Aynı siz mı? Siz dün orada keki beğendiğinizi söylemiştiniz. Evet. İçi pişmemiş olabilir ama tadı güzeldi ama dediniz. Ama ben onu puanlamayı almadım ki. Keki almadım, böreği aldım. Böreği aldık biz. Hatırlatayım. Böreği de bayıldınız, çok güzel olmuş tamam, dediniz. Tamam onu işte. Siz bence ne yaptın biliyor musunuz? Onun puanı bundan düşük değildi. Hakkaniyet yok. Tamam o hakkaniyet bana kalsın. Siz bence oturun. 2 günü izleyin. Peki Sevgi Hanım'da... İntikam yanında... soğuk yenen bir yemek mi yani? İntikam yani? Mı alacaksınız kim? Yani? Kim? Siz. Asla öyle İki bir günü tamam. izleyin. Asla gününe, öyle bir... Gününe gelince görürsünüz. Kesinlikle. Hakkaniyet, intikam... Vicdanen. Tamam işte. Onun adı intikam onu değil. Onu öğrenmeyeceğiz Dilek Hanım. Peki hazır mısınız? Sevgi Hanım'ın puanlarını merakla bekliyoruz. Ve Sevgi Hanım'ın vereceği puanla Şükran ablanın en hamarat benimdeki 3. gün puanı ortaya çıkacak. Buyur Sevgi. Benim Şükran Hanım'a puanım 8. 8 puan geldi. Evet. Kaçı temizlik, kaçı yemek? 5'i temizlik, 3 kedi, 1 köpek yaşamasına rağmen evi gerçekten güzeldi. Çok oo, beğendim. 5 puan gerçekten beğendim. İtilaf devletleri evet. Bir arada. Beğendim. Kim onlar? 3'ü mü? İtilaf devletleri mi? Evet. Pardon. Normal misin ya? Nereden biliyorsunuz? Niye öyle son? Bir şey düşündün? Öyle hissettim. Yani o zaman onlar da Dilek Sibel Hanım'a sizi mi bir düşünsün? Evet. Evet. Ama yani ben konunun dışındayım, beni ayrı tutabilirsiniz. Ben fikrimi söyledim. Ben sadece fikrimi söyledim. Ben temizliğine zaten hayır bir şey mi biliyorsun yani. Ya da bir şey mi duydun da böyle his, bir laf attın ortaya hissiyatıma şimdi? Hissiyatıma dayanarak konuşuyorum. Ne düşün hissiyatın ne gösteriyor? Ne diyormuş o hissiyatı? Ya itilaf devletleri. Üçü birbirini mi destekliyor? Öyle hissettim. Şükran abla Sevgi'ye kaç puan verdin? 5 puan. Sen bu 8 puanın kaçını yemeğe verdin? 5 puanı. 5 puanı yemeğe. 3 puanı yemeğe kaç? Yemeğe kaç puan ya verdim? Ya sen yemeklerini siz bir... pardon benim yemeğe mi? Benim verdiğim puanı niye eleştiriyorsunuz ki? Daha doğru ya sizin gününüz gelmiyor. Hayır sen saniyette veriyorum zaten. Hayır burada avukatı zaten evi gezdik değil mi? Evin nasıl temiz olduğunu gördük değil mi? Nerede pislik buldunuz? Evet ben zaten 4 puan dedim temizliğine. Sizinle aynı puan verdim. Kendin bile dedin ki içeri girdiğimde hani güler yüzüne böyle şey yapar. Tamam 4 puan verdim. Sen? Ya 4 puan verdim dedin mi? Siz kendi gününüzü oynadınız. Verdiğiniz puan adaletli değil. Hayır adaletli. Siz Sibel Hanım'a kaç verdiniz? Sibel Hanım'a 4 verdim. Niye? Neden? Hakkaniyetli miydi? Neden? Hakkaniyetli miydi? 2 de yemeğine verdim. 10 puan da 4 verdim. İkilik miydi o yemekler? Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Pişmemiş olanlar vardı ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Peki tek tek buyur Sibel yani abla. Yani bence herkesin fikridir, saygı duymak gerekiyor. Kimin ne verdiğinin tartışmasını aynen. Garip yapıyorsunuz ama ben kendim için konuşayım. Burada hepimiz bence 50 üzerinden yarıştık. Ben otomatikman 25 üzerinden yarıştım. Çünkü ben eksi 1 ile başladım. Gelinimin evinde yaptığım bir şey söz için. Alabilir miyim? Dur, diyorlar hayır, ya. Şu anda bizim problemimiz sen az önce dedin ki itilaf devletleri. Evet. Ben şu an konu bu. Şu an Sibel Hanım'ın günü değil başka bir şey değil. Neden böyle bir şey söyledin? Öyle hissettim. Kız tamam da ne hissettin onu söyle işte gözün kör olmasın. Hissettim. Ne hissettin? Hakkaniyetsizlik var. Yani bunlar birbirlerini mi destekliyor? Bana dedik hayır. Beni dinle. Bunlar birbirlerini mi destekliyor? Öyle hissettim. Kim sana bir şey dedi? Kimse bir şey demedi. O 8 puan 8 puan. Allah Allah gördüğümüze veriyoruz. Evet. Vermeyelim mi? Vermezsek yani de bunu diyecek mi acaba? Ben şimdi 10 puan vereceğiz. Nereden biliyorum? Bir şey diyeceğim. Sen birbirlerini destekliyor. Bir dakika. Lütfen Kadir Bey lütfen. Bir dakika ben
unuturum sözümü. Tamam, lütfen konuşalım Hatay'da bir şey söyleyeceğim. Hayır, şimdi ben sana ya diyelim ki senin günde 10 puan verdim. Vallahi bak sinirlendim ama çok sakin kadın delirttin. 10 puan verdim. Ne diyecek? Ben bu devletlerden ayrılmış mı olacağım? Evet. İtilaf devletlerinden seni reddediyor. 10 puan ver, o zaman görüşür. Sen 10 puan niye? Ver. Niye? Aha, onu da ters yapıyorsun ya. Gününden önce daha 10 puan etmeden ver. Daha gelmeden etmeden 10 puan ver. O diyor ya diyorsun. Ben seni gününe gelince 10 puan vermeyeyim. Hayır, yani diyelim ki sen 10 puan verdim. O da İtilaf devletlerinden ayrılmış mı olacağım? Bu nasıl bir laf belki ya? Belki sana 9 puan vereceğim. Bir ben de bir şey diyeceğim. Görelim o zaman. Dilekçim, birbirlerini destekledik. Evin temiz, en güzel. Severim. Birbirlerini desteklediklerini düşünüyorsan o İtilaf değil, ittifak oluyor. Ya hayır bak. Ya sinirden öyle söylemiş olabilir. Kadın sinirlendi. Yemin ederim sakin sürüden ayrılmayı Şükran ablacığım. Sürüden ayrılmayı biraz geç kaldın ama iyi oldu sinirlenmekte. Biraz geç kaldın. Demek ki damarına basılıyormuş yani. Toplam 27 puana ulaştın Şükran abla. Eline koluna sağlık. Şükran ablanın eline koluna sağlık. Bir finali daha geride bıraktık. Temizliği için diyecek hiçbir şeyim yok. Ben de Şükran ablanın ağır kanlı biri olduğunu düşünüyorum ki biraz öyle. Ama ev temizliğinde gayet güzel. Komşusunun sürekli temizlik yaptığını düşünmüyorum. Çünkü herkesin kendine göre işi vakti var. Evet, zorlandığı için hastalığı yüzünden bazı yerlerde yardım ediyor olabilir. Ama Sibel Hanım'ın puan kırmasını hiç doğru bulmadım bu konudan dolayı. Şükran Hanım'ın hamaratlığına, mutfağına gelecek olursak ise mutfakta aşırı ağır kanlıydı ve çok heyecanlıydı. Buna yenildiğini düşünüyorum ve şimdi Şükran Hanım'a puanımı veriyorum. Evet, Şükran ablaya puanımı verdim ve yarın haftanın en sessizlerinden olan Yeliz Hanım'ın evindeyiz. Bakalım kendine güvenen, herkese yüksek puan veren Yeliz Hanım yarın bizim karşımıza nasıl çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Allah canını almasın kız, o nasıl? O nasıl bir zil? O nasıl bir zil? O nasıl bir zil? Merhabalar efendim. Özellikle kapı süsünde beni benden aldı. Aynen. Gayet şık. Aynen. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Çok heyecanlıyım, evini çok merak ediyorum. Seni zaten az çok tanıyoruz ama evini ilk defa göreceğim için çok heyecanlıyım. Çünkü çok sessiz duruyorsun. Hmm. Hani dün dediniz ya, sessiz duruyorsun, sen evde iş yapabilir misin falan, o yüzden gibi köşeyi çok merak ediyorum. Benim hakkında da böyle düşünmüş demek ki, tamam. Yok, ben düşünmedim. Siz öyle düşündünüz ya dün. Hmm, şimdi tamam. Bir benzetme yaptım. Tamam. Peki, haftanın dördüncü günde de gayet heyecanlıyız. Bakalım Yeliz Hanım'ın marifetleri nasıl? Ne tarafa geçelim? Buyurun efendim. Buyurun o zaman. Evet, mutfaktayız şu anda. İyi bari buranın mutfak olduğunu anladın. Bak, gelir gelmez hemen başladı uğraşmaya. Ne bekliyorsun Kadir, baksana etrafa. Şimdi nereye baksam diye bakıyorum. Her yere bakacaksın işte. Ben orada bir şey gördüm ama inşallah doğru değildir. Kız, bunun bu sarılığı ne? Ama o çok eski, onu ben çıkartamadım ki. Niye çıkartamadın? Bir de bunu ters takmışsın, canın çıkmasın. Ben bilmiyorum ki, onu hiç kullanmadım. Biz bu eve geldiğimizde onunla fırın vardı. Sen taşındığında bunu temizlemedin mi? Ya yok. Yani ben sana bugün bunu bir ayna gibi yapayım. Ama bir şey diyeceğim, bunu gördüklerinde tepkilerine hazır ol. Baksana şunun içlerine kız, sen bunu nasıl unutursun? Gözden kaçmış. Şimdi... Ay Yeliz abla, bu aspiratörü senden hiç beklemezdim. Evet. Dilek Hanım'dan beklerdin ama, değil mi? Dilek'i de çok merak ediyorum. Çok güzel konuşuyor ama. Bence Dilek Hanım fos çıkacak, ben sana söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? Temizlikte fos çıkacak. Temizliği bilmem ama yemekte fos çıkacak gibime geliyor. Vallahi ben her ikisi için de öyle düşünüyorum. Yani iki senelik televizyon tecrübemde çok konuşan az iş yapıyor gibime geliyor. Aha. Aa, düdüklünün haline bak. Kız. Buna ne oldu peki? Yaşanmışlık var onda Kadir. Yaşanmışlık mı var? Evet, iyi bakalım biraz, içini de görelim. Sen bunu terlemedin mi, kremlemedin yok, mi? Yok, terleyecektim. He, ne oldu o ara herhalde? Bıraktım kenara, terleyecektim. Anladım. Kendinizi savunun biraz, her evde vardır böyle bir tencere. Her evin %90'ında vardır Kadir Bey. Zaten o yerin %90'ı yani. Hamarat değildir diye düşünüyorum. Bu herkesi kendi gibi sanıyor. Aynen ya, aynen. Ben bu programda kendim gibilerini arıyorum. Kaç sezondur arıyoruz ama bulamadık. Bulamamışsınız. Bulamadık. Bu gidişte de bulamayacaksınız. Ben bu programı niye çıkardım biliyor musun aslında? Belki bir iki tane böyle bekar. Bir dakika, bir dakika. O cümleyi bir daha duyabilir miyim? Aa, tamam, he, yani şey yani hep birlikte tasarladık. Tabii işte. Tabii. Hep birlikte mi tasarladık? Hakkımızı yiyordu disket. Tamam, onlar tasarladı, beni çağırdılar.
Şimdi oldu. Hakkımın yenmesi en sevmediğim şey. Tamam bir şey diyeceğim. Tamam evet, programı onlar düşündü. Ben bize ilk geldiğin günden bahsediyorum. O zaman evet tamam, onlar beni çağırdılar ama onlar da bendeki cevheri gördü. Gerçekten. Ben de hele boş bu kolaşesi değildim. Tabii. Demek ki gerçekten beni çağırdılar. Gerçekten ilk programlarda daha böyle şeydi. Programlar ilerledikçe de bu da böyle. Açıldı. Aynen. Sevirildim, sevirildim. Aynen. Ben de onu diyorum. Onu ben kıvama getirdim. Kıvamına getirdi. Kız insan daha o zamanlar 22-24 yaşındayım. Daha o zamanlar toyum ve hiç televizyonla ilgili. Bir de çok çekiniyorum. Çekingen. Yoksa ben ilk zamanlara şimdi dönsem var ya, onların ne hakkından gelirim. Vallahi ne üzüldüm. Ne kadar acıklı bir hayat hikayem var. Çok üzüldüm. Yani gözlerim doldu. Ağlayacağım. Sen şimdi düdüklüğün acısını benden bu şekilde alamazsın. Hiç boşuna uğraşma. Neyse hadi devam edelim. Orayı unuttum. Gerçekten. Maşallah. Herhalde eller dilden kısa buralara uzanmadığına göre. Evet ya, yetişemedim bak, oraya ben. Bir de bugün dördüncü gün. Dört gündür milleti dediğin tırnakçı Cemil gibi ama didikliyorsun. Ama bak buraya bak, burayı yaptım. Bir şey diyeceğim. Kaşla göz arası üçüncü fırın da geldi. Aa gelmiş vallahi. Leyla bak, fırın üçte ne oldu? Kete, bilmem börek. Aklı olan kullanır. Vallahi akıl akıl geldi bize takıl. Takıldı yani. Yeliz Hanımcığım. Göstereyim de. Ha göster de aman yalana çıkmasın. Ha, adım yalancı olmasın, iftira atıyormuşum gibi görünmesin etrafta. Sonra Kadir Bey. Oy. Dikkat etsene Kadir. Çek şu kamerayı, bebeğe sığdım da bir de kabak bağlamış kuyruğuna. Çok kıymetli bu kamera. Ben? Paha biçilemezim burada. Ben de yanına geleceğim. Gel. Hele Allah'ını seversen metrobüsteyiz sanki. Ya şuradan Allah bir tane, aşkına ya. Şuradan kadar... bir tane Göztepe Köprüsü uzatır mısın? Rahat mısın? Burası harika. Ben de çok harikayım. Adam çıktı tepeme. Su çok güzel, gel. Kız bir şey diyeceğim, sen bu kombinin üstüne en son ne zaman sildin? Bir ay önce. Bir ay önce mi sildin? Niye acele ettin kız? Yılbaşına şurada bir şey kalmadı. Aynen. Aslında 3 ayı bekledim. Bak bak, yedim. İn aşağı. Nereye gidiyorsun? Al şu minnak ayakların. Yavaş ol, tamam alıyorum. Kız bugün bu bilerek yine beyaz çorap giymiş. Evin kirini göstermek için inadına yapıyor. Bak dün yoktu, bugün ayağında beyaz çorap var. Ben bunda kasti bir şey ararım. Oraya birisi geçip yani ben yok mi? Onlar ölse yardım etmezler bana. Ama ne yapsın? Hele kız o şeyi ver bana. Dur. Neydi? Aman. O neydi kız? Dur bir dakika. Fırınları tut sevgi. Alama al. Bak kadına yardım etsene. Bırak onu, biz hallederiz. Siz banyoya geçin artık. Hadi banyoya gidelim. Ama menfez güzel oldu. Sibel abla senden başlayalım. Toplamda kaç puan verdin? Ben Yeliz Hanım'a 3 veriyorum. Temizlikten yana benim için gerçekten bir, kim ne derse desin yani bir, 2 puan da tatlılarına veriyorum. Şükür abla buyur, Yeliz Hanım'ın hamar atlığına kaç puan verdin? 5 puan. Biri temizlik, 4'ü yemek. Peki demek istediğim bir şey var bu arada? Yani ne diyebilirim ki? Yani. Peki. Dilek Hanım? Benim Yeliz Hanım'a puanım 6. 6 puan geldi. Dilek Hanım yarın çok şaşırttın beni. Yarın kendi günü ya, tabii ki 6 verecek. Yemin ediyorum Dilek Hanım beni çok şaşırttın. Peki. Beni çok Sevgi. Şaşırttın. Şu anda... Değiştirebiliyor muyum şeyi? Neden değiştiriyorsun? Vicdana gelsin. Tövbe yarabbim ya Resulallah, vicdana gelmeyin. Vicdanla hareket etmiyoruz Sevgi Hanım. Değiştirmek istiyorsan değiştirebilirsin şu anda. Tamam, değiştirmek istiyorum. Tabii, değiştirebilirsen. Buyur. Evet, bakalım kaç puan gelecek. Sevgi hazır mısın? Hazırım. Evet, haftanın başından belli merakla beklenilen puan geliyor. Sevgi. Açayım mı Kadir Bey? Buyur, aç. Kaç puan verdin? Benim puanım 4. Vicdana gelmiş. Bu vicdana gelmiş öyle. Vicdana gelmiş. Yok. Puanım 5'ti. Vicdana geldim 4 yaptım.
Yemeklerini pek beğenmedim açıkçası. Bir puanı zaten şeye verdim, temizliğe verdim. Ya aslında ben temizliğe hiç puan vermezdim ama mecbur olduğum için bir puan vermek zorunda kaldım. Yemekler 4'tü 3'e mi düşün? Evet. Peki bir anda nereden kırdın o puanı? İşte vicdanımda. Şaka toplamda 18 şaka puana gibi ulaştın. Kadının. Aynen. Eline koluna kaç sağlık. Puan? 18 puana ulaştın toplamda. Yani Sevgi'nin puan değiştirmesini anlayamadım. Neden değiştirdi ki? Yani herkesin karşı çıkmasına rağmen sen 7 puan verdin ve şu anda 4 puan geldi. Evet. Olsa belki hiç puanlar pişman karşılıklı değil hepsi ama. Hepsi için. Aynen, aynen. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Bir şey diyeceğim. Şükür düzgün bizi sesi buldum. Allah'a hamdolsun. Merhabalar. Devlete giriyoruz galiba. Allah kabul etsin. Şöyle bir lokum ikram edeyim. Tatlı yiyelim, bak, tatlı bak, konuşalım. Bak bak, Kadir şovları Bey. Kes, şovları, şovları. Kız sen işini biliyorsun yemin ediyorum. Oh, afiyet hemen olsun. Hemen al, sakın geç kalma. Bensiz bir lokma girmesin boğazından. Girmesin tabii. Ne kadar şıksınız kız. Bugün de kot mu giydim? Evet. Ben senden bugün bir elbise bekledim şöyle ama bir. Ama daha durun. Daha başlangıç. Anladım. Kız senin evin dubleks. Evet. Oo, bu yarışma niye katıldın belli oldu. Dost düşman evi görsün. Peki nereye geçiyoruz? Böyle buyurun. Buyur etmediniz de. Buyurun buyurun aşk olsun. Gel gel. Ne efendim, evet, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Oo, kız salon da genişmiş. Aa! Bir dileğim var sevgilim. Tananananam. Bak bak uçuyor uçuyor. Mobilyayı çekmiş, yerleri silmiş mi silmemiş mi? Korktum ama televizyon düşer diye çekmiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Televizyon ünitesini çekmemiş, bahane olarak da korkuyormuş. Yani her şey yanlarında televizyonu düşürmekten neden insan korkar? Ama ben açıklayayım mı hemen? Açıkla, şöyle anında. Tam karşına açıkla. Tek başıma baş ettiğim için bu evli, ben bunu nasıl çekeyim siz söyleyin. Ay çünkü nasıl televizyon... açıkla anlattın kız, vallahi fitre zekat veresim geldi sana. Televizyon ama diye... sayın seyirciler, ben tek başımayım, bunu nasıl çekeyim? Çoluk çocuk, yemek, bulaşık, bir de ev dubleks, bir de her yer sıtrafor. Kız kaç şuradan! Sıtrafor mu? Bari yalan söyleyince niye yalan söyle? Hiç mi burada bir konu komşun yok senin? E konu komşumu niye tehlikeye, riske atayım şimdi? Sanki 25. katta gökdelen camı sildiriyorsun. Alt tarafı televizyon dolabını çektireceksin Dilek. Delirtme beni. Ben ev hanımıyım. Yardımcıya, temizlikçiye ihtiyacım yok. Benden iyi kimse temizleyemez. Evet, sıra geldi etaba. Görünce şok olabilirsin, küçük dilini yutabilirsin. Bekliyorum. Hafif apandiste bir sancı, böbrekte bir taş düşmesi olabilir. Hazırsan, habala hubala hap din! Nasıl becerdiniz bunu? Sen o fırın camı nasıl becersen biz de bunu böyle becerdik. Bu bir şey ister. Şimdi, bunda süre yok. İyi tamam. Tamam mı? Ama önemli olan süre yok diye de öyle daldan dala daylara kızım gider yaylalara yok. Hızlı olman lazım çünkü tüm hanımlar yaptı. En kısa sürede en iyisini yapan. Benden bir puan fazla alacak. Hazır mısın? Hmm. Çatal, bıçak ne arasan kullanabilirsin. 3, 2, 1 buyur. Evet, süremiz başladı. Ay nerede o? Şundan yapayım. Aa bak sen. Aa kız 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 kız. Yara kabuğu gibi kalktı vallahi. Oo, mutfakta becerikli gibi. Abim dürüm yapayım hemen ben. Niye temizlikte de becerikliyim? Hadi Dilek Hanım hızlı olun biraz. En iyi siz yaparsanız Kadir'den bir puan fazla alacaksınız. Benden iyi yapamamışlardır hiçbiri. Mıymıntı onlar böyle sıkmıştı. Vallahi sıkamayan bile vardı. Kız şunu şurayı al gel çabuk terle. Hadi hadi ter, hadi. Ter, ter. Al. Bastır bastır bastır. Şu ana kadar süresi en az olan sizsiniz. Allah daha çok gaza geliyorum. Dış test şu böyle şeyler anlatma. Şu spatulaya dua et şu spatulaya. Dilek Hanım rekora gidiyorsunuz. Devamdır.
Bir suya tut, bir suya tut, bir suya tut. Bir görelim onu biz, bir ne kadar çık. Tarihe adınızı yazacaklar, tarihe. Altın harflerle adımı yazdıracağım zaten. Onun için geldim ben buraya. Hadi biraz daha hızlanın, kırın şu rekoru. Harika gidiyorsunuz. Aynen devam. Doğru söylüyorsun değil mi? Güveneyim mi sana? Bu adamın göbek adı Güven. Güven Bey. Çabuk. Kız çıktı Dilek. Vallahi çıktı. Bak güzel oldu. Arkasını da unutmayın. Orayı da yıkayın. Bak süre de önemli. Unutma. Tamam bitti. Onlar zaten yapamamıştı. Dilek Hanım bitince söyleyin. Ona göre süreyi durduracağım. Bitti. Bitti mi? Ver bakayım tepsiyi. Evet, gördüğünüz gibi eline koluna sağlık. Süreyi söylemiyorum çünkü günün sonunda söyleyeceğim kim daha hızlı daha temiz yapmış. Eline koluna sağlık diyorum ve bunda diyeceğim tek şey. Tepside tepsi fınadıklar, Ayşe Demir'le aga yıkadıklar. Oh oh, eline sağlık. Şimdi hamar attığını bir de mutfakta göreceğiz. Menünü saatinde yetiştirebilecek misin? Lezzetli olacak mı? Hazır mısın? Olacak. Olacak mı? Hazır mı? Hazırım. Bak çay saatine geliyorlar. Çayı bardağı, çatalı tabağı, sunumu şişesi, her şeyi sen bir de sunumda... Heyecanlandırma beni. Heyecanlan bence biraz. Panik yapma, sadece heyecanlan. Şimdi hazırsanız yemek etabına geçiyoruz. Kiminle? Tabii ki Kadir Zilil en amarak benim de. Geç. Geç. Hadi bakalım. Na 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 na. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre sıra geldi puanları açıklamaya. Sibel abla senden başlayalım. Buyur, bugün Dilek'in hamar atlığına kaç puan verdin? Dilek Hanım'a 3 veriyorum. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Vallahi biri temizlik, ikisi yemek. Biri temizlik, ikisi yemek. Dilek ne düşünüyorsun bu konuda? Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben her şey menümü yetiştirdim. Şu vitrinin arkasındaki toz içinse bilmiyorum. Haksızlık. Büyük haksızlık hem de. Evet Yeliz Hanım, sizden alacağız. Haftanın başından beri verdiğiniz yüksek puanlarla öne çıktı adınız. Evet, evet. Bakalım bu eve kaç puan vereceksiniz haftanın son günde? Buyurun. Gene aynı şevkle devam ediyorum. Dilek Hanım'a verdiğim puanım 4. Sekizleri verdiniz. Bana da 4'ü mü layık gördünüz? Bir şey söyleyeceğim. Sekizleri vermem. Korkuyorlar. Bir şey bunlar söyleyebilir güçlü miyim? Güçlü rakip dişli gördü, güçlü gördüler. Menimi de yetiştirdi. Keşke siz güçlü görmüş olsun, olsaydı. Var. Aynen öyle. Peki aynen dördün öyle. İkisi temizlik, ikisi yemek yok, mi? Yok, ikisi temizlik, ikisi yemek demeyeceğim. Karşılaması güzeldi, misafirperverliği güzeldi. Menüsüyle ve karşılamasına, ev sahipliğine 3 verdim. 1 puan da temizliğine verdim. Korkuyorlar. Çok korkuyoruz. Bekliyorum. Tehdit alıyoruz hatta o yüzden. Sevgi benden Hanım. Korkuyorsunuz. Bakalım benim Sevgi gücümden Hanım kaç korkunuz. Puan verdi? Buyurun. Göster bakalım. Merhaba, ben 3. Kaçı temizlik, kaçı yemek? Aslında bana kalsa ben hiç temizliğe puan vermem ama biri temizlik, ikisi de yemek. Yemekte 2 iğneye verdin ya da neden puan kırdın 3 puan? Nereden kırdın 3 puan? Bir tek brownie'sini beğendim. Magnolia'yı da beğendin. Biraz da Magnolia'yı beğendim pardon. 12'sine verdim. Korktunuz, hepiniz korktunuz. Evet, evet bu evle senden tamam, korksam. Size yorum yapmayacağım. Yapma zaten. Şükran Hanım son puan sizden geliyor. Bakalım kaç puan verdiniz? Buyurun. Benim puanım sana 4. 4 puan geldi. Kaç temizlik, kaç yemek? Biri temizlik, 3'ü yemek diyorum. Ay Dilek Hanım, hala temizliğinizin arkasındasınız ya. Hadi ben temizliğinize 1 verdim. Diğer hanımlar da 1 verdi. Daha kendinizi niye övüyorsunuz ki? Dilekciğim, toplamda 14 puana ulaştın haftanın son gününde. Evet. Birazdan ben de hem hamaratlığına hem de temizliğine puanımı vereceğim. Ve ondan sonra beklenen anla karşınızda olacağız. 15 bin liranın sahibi belli olacak. Haydi buyurun. Evet, Dilek Hanım'ın eline koluna sağlık. Mutfakta elinden geleni yaptı. Yalnız aşırı bir heyecanı vardı. Yani duyan, gören Dilek'in ilk defa mutfağa girdiğini düşünecek. O tarzda bir heyecan vardı. Kendinden bir eminsizlik vardı. Temizliğe geldiğimizde ise bu evdeki kirlerin kesinlikle bir haftalık, 10 günlük olduğunu düşünmüyorum. Dilek'in uzun süredir özellikle çamaşır makinesinin, çamaşır deterjan gözünün o şekilde olması beni tamamıyla hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü en az haftada 3 gün çamaşır atıyoruz Dilek'ciğim. O yüzden temizliğine ve hamar attığına puanımı veriyorum ve büyük finale birinciyi açıklamaya gidiyorum. Peki o zaman heyecanı bozmadan 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Hazır mısınız? Ay inşallah ben sonuncu olmam ya. Kadir Ezil değil, en hamarat benim de.
Toplamda 20 puan alarak bu hafta 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız... Evet, bu hafta 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız toplamda 20 puan alarak... Toplamda 20 puan alarak Enem Arat benim de bu hafta 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız toplamda 20 puanla Dilek oluyor. Kız niye alkışlıyorsunuz? Kadın 15 bin lirayı kaybetti. Çok üzüldüm o yüzden. Bunların kıskançlıkları yüzünden. Dilekçim arkadaşlarından 14 puan, benden temizlik için 2 puan, yemek için 3 puan, 5 puan aldın toplamda. 19 puana ulaştın, bir fazla puan da beceri etabından alarak 20 puana ulaştın. Eline koluna sağlık diyorum. Evet, kaldı 4 kişi. Tam 4. olabilirim şimdi, sonuncu olmak istemiyordum. Peki Sevgi, şunu sormak istiyorum. Yani programa katılma amacın birinci olmak mı? Tabii ki birinci olmak. O zaman neden öyle davranmıyorsun? Ya, yani şimdi şey... az önce sordum, dedin ki ben kaybedersem üzülmem, yani ben kaybedeyim. Şimdi dedin ki en azından 4. olacağım. Yani ciddi anlamda birinci olma gibi bir... Şimdi az önce dedi ya Dilek, Şükran Hanım Dilek Hanım'a dedi ya, siz programı ciddiye almıyorsunuz fazla diye. Peki sen programı ciddiye alıyor musun tabii tam anlamıyla? Tabii ki alıyorum. Tabii ki. Tam anlamıyla programı ciddiye tabii alıyorsun. Çok ciddiye peki aldı. Hatta oyun kurgu yaptı. Öyle yani mi? Yani o zaman şunun şunun farkına varın. Birazdan 15 bin liraya veda ettiğinizde hayallerinize de veda edeceksiniz. Evet. Ve tek amacımız bu 15 bin lira için burada hamaratlığınızı sergilemek. O kadar yemek yaptınız, evinizin temizliğini evet gösterdiniz. Yani sadece burada amaç kamera çıkmak değil. 15 tabii bin lira. Ki. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Yani amacınızın ne olduğunu bilmiyorum. Amacının öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii öyle ki. Peki. Peki. 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız... Toplamda 23 puan alarak... Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız... Sevgi oluyor. Ciddi misiniz? Evet Sevgi'cim, toplamda 23 puan aldın. Arkadaşlarından 19 puan. Temizlik için benden 2 puan. Yemek için benden 2 puan. Toplamda 4 puan aldın. Ve 23 puana ulaşarak 15 bin liraya veda ettin. Eline koluna sağlık diyorum. En azından sonuncu olmadım. Kaldı son 3 kişi. Bakalım aralarından kim 15 bin liraya veda etti? Kimler 15 bin liraya veda etti? Kim birinci oldu? Toplamda 24 puan alarak Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de bu hafta 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız... Toplamda 24 puan alarak Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız... Sibel Hanım oluyor. Sibel Hanımcığım, elinize kolunuza sağlık her şey için. Arkadaşlarınızdan 19 puan, benden temizlik için 2 puan, yemek için 3 puan, toplamda 24 puan aldınız. Size temizlik için 2 puan vermemin tek sebebi evin size ait olmamasıydı. Eğer ki o ev size ait olsaydı benden temizlik için bir tık daha yüksek puan alabilirdiniz. Ama kendi evinizde yarışmadığınız için maalesef ki temizliği tam anlamıyla değerlendiremedim. Yemekleriniz için puanımı verdim. 24 puan aldınız. Elinize kolunuza sağlık tekrardan. Çok teşekkür ederim. Kendinize zaten burada belirttiniz gelinizin evi olduğunu. Teşekkür ediyoruz her şey için. Biz teşekkür ederiz. Evet, kaldı 2 kişi. Biri Yeliz, biri Şükran abla. Evet, haftanın iki sessiz yarışmacısı. İkisi de hafta boyunca sessiz sessiz yorum yaptılar. Ve şu anda 15 bin lira karşımızda. Şöyle almak istiyorum. Evet, temizliğiyle, yemeğiyle, el becerisiyle, pratikliğiyle en hamarat benim diyen yarışmacılarımızdan bakalım bugün kim birinci oldu? Elimdeki 15 bin liranın sahibi kim? Evet, bu haftanın birincisi, 15 bin liranın sahibi Kadir Ezildi ile en hamarat benim diyen yarışmacımız...
Evet, bu haftanın birincisi. Bu haftanın birincisi. Evet, 15 bin liranın sahibi, bu haftanın birincisi, en amarat benim diyen yarışmacımız. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Bu haftanın birincisi, 15 bin liranın sahibi. Şükran Hanım oluyor. Bravo. Şükran abla, şöyle madalyanı takayım. Ekrana doğru dön istersen. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. 15 bin liranı da böyle takdim edeyim. Bravo. Bravo. Otur istersen, buyur. Ağlama ya. Evet Şükran abla, hayat seni ilk defa burada güldürdü. Bari burada gül. Ay, bu sevinç gözyaşları zaten. İlk defa bir şey için sevinç gözyaşı döküyorsun. Senden sonra hani gerçekten çok şanslı olduğuma daha çok inandım. Hem size, hem programınıza, hem yapımcılarınıza, çalışan herkese çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Hak ettin demek ama. Demek ki hayal edince hayallere adım adım gidiliyormuş. Bunu da burada daha net öğrendim. Hepinize çok minnettarım. Güle güle kullan, güle güle harca. Biz teşekkür ediyoruz. Eline koluna sağlık diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.